bir dakika. Tabii ya. Üçüncü dilek kuponumu ikinciyi iptal etmek için kullanabilirim. Doğru evi. Orada bak. Müdür Dilaver odasında gizlice sabah yayınlanan kadın programlarını izliyor. Şarkıları da eşlik ediyormuş. Hem de Kirman'ın uzaktan kumandasını mikrofon gibi tutarak. Hadi git şimdi bunu herkese yay. Müdür Dilaver odasında sabah yayınlanan kadın programlarını izliyor. Git şimdi bunu herkese yay. Çekilin önümden, çekilin. Artık bunun karşılığında Mısır'ın yanında bir ülkeyi daha hak ettim. Ya bırakın beni ya. Hiç karşı koyma. Seni Cenk abi bekliyor. Bırakın o kızı. Müdür bey, duyduklarım doğru mu acaba? Siz böyle sabahları gizli gizli Seda Sayan'ı seyrediyormuşsunuz ha? Gel Sadi. Allah, bir ara çağırmayacaksınız diye nasıl korktum anlatamam müdür bey. Gel, gel. Ne o? Yeni patronunuz sizi savunmasız genç kızları kovalayın diye mi kullanıyor? Bunun için mi beni sattın sen? Vallahi ben Bosna için sattım. Ben de Ersek için. Tabii biz de Ersek. Rahat bırakın Ayşegül Hanım'ı. Olmaz. Bırakamayız. Padişah 1. Cenk'in kesin emri var. Ona deyin ki Şeyhülislam Toygar Efendi'nin fetvasına göre 2. bir emre kadar onun bütün emirleri askıya alınmıştır. Sizin içiniz rahat olsun Ayşegül Hanım. Ben buradayken size kimse dokunamaz. Hatta yalnız olsam bile. Buna asla izin vermem. Şimdi siz gidin. Ben onları oyalarım. Şimdi Ayşegül Hanım peşinden gitmek isteyen önce beni geçmek zorunda. Bizden günah gitti Toygar abi. Yok. Benim için bu fedakarlığı yapan birine yardım etmezsem olmaz. Dur abi. Acı bize. Senin gücünün farkına varamadık. Bosna, Ersek umurumuzda değil. Önce bunu hak etmeniz lazım. Ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki sen iste. Neyse o zaman size bir şans daha verebilirim sanırım. Ayşegül Hanım, siz hala burada mısınız? Bana ilk defa gülümsedi. Evet. Ne diyorduk? Takip edin beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.